Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Müge. Kanalımda yeni aldığım ürünler, yeni keşfettiğim tatlar ve yerleri paylaşıyorum. Bu videomda Vestel'den almış olduğum ziyafet basınçlı pişirici ürünü vardı. Bunu kullanıyordum yaklaşık bir yıldır. Fakat bir sıkıntı yaşadım. Cihazda yaşadığım sıkıntı, buhar valfinin olduğu yerde çok fazla su kaçağı vardı. Diğer yaşadığım sıkıntı ise pişirme göstergesi vardı. Yani dakikasını gösteriyordu aslında. Burada pişirme modları var normalde. Ve pişirme modlarında hepsinin ayrı ayrı dakikası var. Mesela buharda pişirmenin işte 20 dakika kadar süresi oluyor. Ben de ona göre pişirme yapıyorum. Fakat son zamanlarda 20 dakika gösterge yazmıyor ve ben bıraktığım kadar pişirmeye devam ediyor. 1 saat, 1,5 saat bile pişirdiği oldu. Yani sonrasında zaten cihazı ben kapatıyorum acaba bir sıkıntı mı var diye. Daha önce yapmış olduğum videoda yorumlarda gördüm. Diğer yaşayan başka kişiler de vardı. Ben Vestel'in teknik servisiyle konuştum. Onlar da ürünü getirin bir kontrol edelim dediler. Götürdüm ürünü. Yaklaşık bir 5 gün, 6 gün içinde döndüler bana. Sonrasında aradılar, hani ürünle ilgili sıkıntınızı gideremedik, biz ürünü değiştirelim dediler. İlk başta stok yokmuş, sonrasında stok geldi. Stok olmasaydı da zaten adam herhangi bir ürünle fiyatına uygun olan, yani bu yıl şu anki stokta görünen fiyattan değişim yapabileceklerini söylediler. Sonrasında bu stoğa gelince direkt bunu gönderdiler. Sıfır bir şekilde yeni ürünüm geldi. Bunun da kutu açılışını yapacağım. Diğer ürün gibi. Videoyu da biraz onun için çekiyorum. Hem ürünü almış olup aynı sıkıntıyı yaşayan diğer arkadaşlara da yardımcı olmak için anlatıyorum aslında. Ürün geleli aslında bayağı oldu. Bir hafta falan oldu. Ben yeni vakit bulup videoyu çekiyorum. İsterseniz açılışı yapalım. Evet, şimdi tekrar açılışını yapıyoruz. Yani evet, kullanım kılavuzu bu şekilde. İkinci bir kitapçığım da oldu. Yani muhtemelen aynısı da. Aynısı değil. Farklı tarifler var. Bakıyorum. Önce ben bakayım, sonra size gösteririm. Tariflerini yaptıkça yine paylaşacağım. Şimdi, yani şöyle göstereyim size de. Kablosu. Bu kendisi. İçerisinde başka hiçbir şey yok. Kutumu kaldırıyorum bu tarafa doğru. Evet, ürün gerçekten sıfır bir şekilde geldi. Bu arada ben yine aynı sorunla karşılaşırsam ne yapabiliriz diye sordum. Onlar da aynı şekilde gönderebileceğimi söylediler. Ve mesaj da geldi. Ürün bu tadilatta olduğu sürece bir yaklaşık 15 gün falan sürdü. 15 gün boyunca garantiden düşeceğini yazmışlar. Yani bir 15 gün daha uzamış oldu garanti süre. Evet. Bazı çok ufak da olsa farklılıkları var sanırım. Şöyle bir şey yoktu mesela. Burada bir farklılık var. İçerisinde göstereyim. Yani ufak tefek farklılıkları var. Ve sanırım burasında diğer cihazın bir sıkıntı vardı. Bunu yenilemiş olabilirler. Eğer cihazınızda sizin de sıkıntı varsa Vestel'le görüşün derim.
Aynı şekilde herhangi bir farklılığı yok bunun. Yani burada da bir farklılık yok gibi görünüyor şu anda. Evet, şöyle ön tarafını size doğru tutayım. Bu cihazla da yine bir pişirme videosu gelir mi? Bence gelir. Hani belki bakliyat ya da istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da kitapçığından bir yemek tarifi seçip ona göre de pişirebilirim. Bunlar bu şekilde. Şimdi bunu bir oturtalım yerine. Ölçüsü de var. Ürün bu arada 5,5 litrelik. Tamam. Bu da kablosu. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Değiştirmiş olmaları ve Vestel'in tekrar yenisini göndermiş olması benim hoşuma gitti açıkçası. Kesinlikle reklamını yapmıyorum. Marka göründüğü için illaki reklam olarak geçecek ama herhangi bir anlaşmamız yok. Ben Vestel'in bu tavrını beğendim. Sadece onu söyleyeyim. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa çözüme bu şekilde kavuşturabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aklınıza takılan bir soru varsa yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bu tür içeriklere bakabilirsiniz yine. Teşekkürler. Hoşça kalın.